Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz herkese. İyi akşamlar diliyorum. 15 Mart 2023 itibariyle Dolar-TL'yi kapsamlı bir şekilde eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan altını çizerek söylüyorum, değerlendireceğiz. Ve hepinize de tabii ki iyi seyirler diliyorum. Umarım keyifleriniz de iyidir. Bununla birlikte piyasalarda dikkat çeken hareketlilik söz konusu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde batan iki bankanın sonrasında piyasalarda tartışma ve belirsizlikler ön plana çıktı. Zaten söylemiştik, bu iş çok su götürür dedik ve öyle de olmaya çok hızlı bir şekilde başladı. İşte Fed'in kurtarma çalışmaları ve piyasaya baktığımızda Fed'in 2023 yılı içerisinde faiz artırım döngüsünü bitirip hatta bu yıl içerisinde 100 bas puan indirim fiyatlamaları da yine gündemde tutulmaya başlandı bugün itibariyle. Muazzam derecede bir hareketlilik söz konusu. Avrupa borsalarında yine hareketlilik, keza Borsa İstanbul'a baktığımızda önemli bir destek seviyesini arkadaşlar aşağı yönlü iğneledik bugün itibariyle söylemiştik. Bu noktalarda panik olacak bir durum yok. Aşağıda 5060 puanlar, onun da altında 5000 puanlara doğru hareketler bizi sıkıntıya sokmaz demiştik. Sakin olmakta fayda var. Buralardan döneceğini ben düşünüyorum. Bu noktadan sonra Borsa İstanbul'u çok aşağı yönlü sert bir şekilde basacağını düşünmüyordum. Bir oray isteme sürecimiz vardı. İhtimaller dahilinde aşağı yöne dikkat. Hisse bazlı analizlerimizi de yine ön planda tutmak önemli demiştim. Altın tarafında yine yukarı yönlü hareketin zaten gerekçelerini önceki videolarda biz değerlendirdik. Ama bugün itibariyle aslında ele alınması gereken de diğer bir grafik petrol tarafı arkadaşlar. Petrolde muazzam bir aşağı yönlü hareket sergiliyoruz. Zaten önemli yükseliş trendini bozmuştuk. Ve petrol için de şunu söyledik. Yukarıdan gelen düzeltme hattı bozulmadığı sürece özellikle FX ekranlarında işlem açıp kapatan arkadaşlar dikkatli olsun dedik. Burası mükemmel bir şekilde çalışıyor. Şu anda aşağı tarafta bir destek arayışı söz konusu. Tabii şu anda tüm piyasa dahil olmak üzere özellikle yurt içi, yurt dışı hepsi tamamında piyasa şu anda manipüle olmuş durumda ve 60 dolar seviyelerini arkadaşlar Brent petrolü de takip edeceğiz. Buralar önemli bir tepki noktası. Ama bir güç kaybı, bir zaman kaybına da bu noktada gidiyoruz. Buranın bizim ekonomimize etkisi tabii ki olumlu olacak. Petrolün düşmesi ve bu konudaki dışa bağımlılığımız bize iyi gelecek. Ve tabii ana konumuza geldiğimizde Dolar-TL. Arkadaşlar Dolar-TL'de beklentiler artık seçime kadar 20 liranın altında netleşti. Kalıcılık. Seçim sonrası da 25-26. Peki dolar tek bir seferde %50 çakılma ihtimali var mı? Peki bu noktayı değerlendirebilir miyiz? Bu noktada hangi şartlar aranır? Bunları arkadaşlar sizlerle birlikte paylaşayım. Evet, şu anda piyasa %99,9 itibariyle seçim sonrası Mayıs ayı itibariyle olmasa bile Haziran'dan itibaren yukarı yönde 20 liranın üzerinde hareketleri bekliyor. Ve en önemlisi bir ters köşe gelir mi? Bu ters köşe hangi şartlarda gelir? Biz bunları daha önceki videolarda değerlendirdik ama bu videoda biraz daha bir farklı seçeneği değerlendireceğiz. Piyasa her zaman arkadaşlar açtır, bunu unutmayalım. Ne faize doyar, ne parasal genişlemeye doyar, ne dövize doyar, ne nakite doyar. Yani piyasa hiçbir zaman faize ya da paraya doymaz. Ne kadar fazlasını verirseniz o kadar fazlasını ister. Bizim şu anda tek yapmamız gereken üretmek. Ürettiğimizi dışa satmak, bunun karşılığında da döviz almak. Bunu yapamıyorsak, eğer bunu çok aşırı uzun yıllar sonra eğer tam anlamıyla görecek isek, şu anda önümüzde bir seçenek var. Bu olacak diye söylemiyorum ya da böyle gerçekleşmesi şu anda söz konusu diye kesinlikle söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin bir gaz merkezi olma durumu var. Rus gazını özellikle Batı ülkelerine Türkiye üzerinden satma durumu söz konusu olduğunda tam anlamıyla ve Rusya da şunu derse, benden gaz alacak adam, benden gaz alacak ülke Türkiye ile muhatap olacak ve ödemesini de Türk lirasıyla yapacak ya da Türkiye'nin istediği bir para birimiyle yapacak der ise Türkiye de zaten bu avantajını kullanır. Rusya'dan gaz almak isteyen adam beni bulacak ve karşılığında da bana Türk lirası ödeyecek der ise bu kararın alındığı saniye kurda %51 geri çekilme arkadaşlar kaçınılmaz olur ve mükemmel de bir görüntüyü elde etmiş oluruz. Tabii bu bir seçenek ama her zaman için söylüyorum. Eğer seçim sonrası biz bir parasal sıkılaştırmaya gidersek bunun da sonu yok arkadaşlar. Şu andaki mevcut parasal genişleme piyasanın
artık kabul gördüğü ve üzerinde durduğu ve piyasanın canlı tutulması adına en iyi seçenekler arasında duruluyor. Ama şunu diyebilirsiniz tabii ki. Ya faize bakıyoruz, tek hanelerde enflasyona bakıyoruz, %50'nin üzerinde aradaki makas ne olacak? Arkadaşlar bugün faizleri 1000 puan artırsanız, evet kur 19 liradan 10 liralara kadar belki esner. Ama kalıcılık gösterir mi? Hayır. Çünkü sizin iç piyasa dinamikleriniz zaten bunu defalarca kez gördü, test etti ve önündeki jeopolitik ve siyasi riskleri sürekli olarak değerlendirdiğinizde bu da bir çözüm değil. O yüzden bu noktanın da ben seçim sonrası çok etkin bir şekilde devreye gireceğini düşünmüyorum. Bir ihtimal olarak da kenarda kalsın. Ve genel görüntü itibariyle kurun eğer bir gaz merkezi yolunda bir ilerlemede hızlandırma vesaire bir ani karar değişimi bu gibi olumlu haber akışları gelmediği sürece ya da çok sürpriz, çok sert bir anda yüksek faiz artırımları görmediğimiz sürece kurdaki beklenti arkadaşlar yukarı yönde zaten kendini koruyor. Ama seçim öncesi özellikle 1 Mayıs itibariyle döviz tevdiat hesaplarında özellikle kur korumalı mevduat hesabı haricinde de artışlar gözlenecektir. Bu da kaçınılmaz olacak. Evet, şu anda piyasanın gazı alınıyor. Piyasa şu anda bu seviyelere ikna olmuş durumda ve geçerli olan bir kur korumalı mevduat sistemi var. Ancak bu kur korumalı mevduat sistemi de bir garanti sunuyor. Sürekli olarak bunun hazineye yükü tartışılıyor iç piyasaya bakıldığında da. Arkadaşlar 1,5 yıldır hemen hemen bu tartışılıyor ve 1,5 yıldır da kur iyi bir şekilde baskılanıyor. Ha, şunu diyebilirsiniz 18 liralardan 10 liralara gördü 19 liradayız. Bunun neresi baskılanma diyebilirsiniz. Buradaki özellikle yatırımcılar işte güvenenler ya da parasını dövizde tutup ben alım gücümü koruyayım hesabında olanların tamamı patlamış durumda. Dövize baktığınızda ya da kur korumalıda kaldığınız sürece de burası yine aynı şekilde devam ediyor olumsuz. O yüzden yani buralar bir değer koruma aracı değil ama gider mi? Mecbur gidecek. Çok sürpriz anlattığımız gibi durumlar olmadığı sürece 30 lira seviyelerine kadar bir zorlanma göreceğiz ama o bantlarda kalıcılık göremeyeceğiz arkadaşlar. Benim beklentim bu şekilde. Umarım o tarz ataklarda daha doğrusu piyasanın olması gereken seviyelerde olduğunda satma imkanını bulabilirsiniz. Bildiğiniz gibi tarihi zirveler denendiğinde ya da zorlandığında tepede 1-2 gün bekletildiğinde işte piyasadaki mekanizma daha yükseğe çıkacak şeklinde size yansıtılır. Ve haber akışları da analizler de havada uçuşur. Bu noktalarda sizi şimdiden uyarayım. Ve gidişat pek de iyi değil. Yani bugün işte baktığımızda son 1-1,5 yıldır 18-18,5 seviyelerinden terste kalındığında 10 liralara giden süreçte yarın yani seçim sonrası bakıldığında da 25-30 liralardan terste kalanları göreceğiz. O yüzden o seviyeler görüldüğünde bence hırslanmayın. Daha üzerini beklemeniz için çok daha sıkıntılı durumlara gebe kalmamız lazım ki daha üzerini gerçek piyasa koşullarında görelim. Ki zaten Allah da bize göstermesin, ülkemiz de çok zor duruma düşmesin. Bunu ben zaten bir vatandaş olarak kesinlikle istemem. Ama piyasanın referans olarak şu anda istediği rakam ilk etapta bir 25 liralar gibi bir teknik görüntü karşımıza çıkıyor. Ve tabii iç piyasadaki haber akışları işte Borsa İstanbul'daki haber akışları bunların hepsi önemli. İşte borsada biliyorsunuz bedelsiz sermaye artırım rüzgarı başladı. Bu zaten sürekli olarak devam ediyor ama bu dönemde özellikle kendini koruyor. Çünkü şirketlerimizin mevcut değerleri, mevcut işlem gördüğü rakamlar enflasyon bazında kendini korumadığına işaret ediyor ve bu şekilde de bedelsiz sermaye artırımları arkadaşlar hızlanıyor. Temettü süreçleri var, hisse geri alım süreçleri var, bedelliler var. Yani bir çukurun içerisindeyiz aslında ama bir belirsizlik kendini gösteriyor ve buna da en büyük etkiyi seçim yapıyor. Ve bir seçim belirsizliği şu anda piyasada dallandırılıp budaklandırılmaya çalışıyor. Bunu abartacak bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Bakın bu tamamen kişisel bir görüntü. Bugün işte mevcut hükümetin seçimi kaybettiğinde piyasanın olumlu olacağını, kazandığında olumsuz bir şekilde cevap vereceğini düşünenler var. Piyasa buna bakmaz arkadaşlar. Piyasa seçim belirsizliğine bakar ve özellikle mevcut yönetimin süreci bir sonraki aşamada devam ettirip ettiremeyeceğine bakar ve belirsizlik son bulmuş mu? Ha, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs'ta yapılır. Birinci turda bir aday çıkmaz ise o zaman film kopar.
ikinci tura gidene kadar işte oradaki kargaşa bizi duman eder arkadaşlar. O yüzden X ya da Y partisi fark etmez ya da X ya da Y ittifakı hiç fark etmez. Tek turda, tek seferde inşallah bu iş kılçıksız biter. Aksi takdirde sağlam bir sallantı bizi bekler. İşte orada o belirsizlikte, o kaosta, o hareketlilikte küçük ve orta ölçekteki yatırımcının en az %60'ını silkeler arkadaşlar. Şu anda tabii bazı teknik formasyonları, işte testere formasyonu diyoruz ve yıllar önce piyasaya kabullendirdiğimiz keri silkelemesi kelimesi de ve cümlesi de bize aittir. Bunu da zaten Ekşi Sözlük'te vesaire çok dillendirenler olmuştu. Çok fazla yorum yapılmıştı hakkımızda. Böyle bir tabir var mı yok mu, işte Tuğemler Anis böyle söylüyor diye. Bunlar gündeme gelecek arkadaşlar öyle bir durumda. O yüzden oynamayın çok fazla yerinizden. İşte hisse seçimlerinizi iyi yapmanız gerekiyor. Altın şu anda bugün itibariyle güvenli liman talebi gördü. Zaten gidişat belliydi. Biz 1130'un üzerinde zaten 1160'lar dedik. Onun üzerinde 1250'lere gider dedik. Hadi bu saatten sonra durdurabilirsek durduralım. Bugün tarihi zirveyi bir kez daha denedi. Tamam, buradan teknik anlamda kar realizeleri illa gelecek. Bir anda geçmesini beklemiyoruz ama kırılamayacak bir direnç de değil demiştik. Şu anda bir önceki videoda yine belirttiğim gibi tekrardan analiz yapmaya gerek var mı bilmiyorum ama şu anda burada bir satıcı grubu var. Bunu devre dışı bırakmaya çalışıyor altın. Yani ne oldu şimdi burada? Hep söyleriz. Yine de söyleyelim. Üstünden geçelim videoyu uzatmadan. Buradaki satıcı grupları buraya geldi ve ilk etapta çalıştı. Ama abartılacak bir durum söz konusu değil. Şöyle bir kulp yapabilir dedik ve buna doğru da hareketini devam ettirecek gibi önümüzdeki haftalarda duruyor. Bu da zaten kendi başlı başına bir yükseliş formasyonudur. Ters omuz baş omuz dediğimiz bir yükseliş formasyonu. Hedefi de 1270'leri teknik anlamda gösteriyor. Her şeyin hayırlısı. Ama altın bu saatten sonra zaten rağbetini görür. Fed'den faiz indirim sinyalleri zaten gelmeye başladı. Son bir ufak faiz artırımı yapacak ve sonrasında 23 yıl içerisinde 100 bas puan indirim beklentileri ve küresel piyasalardaki belirsizlikler ya da Fed'in bankaları, batan bankaları kurtarma telaşı, belirsizliği, kaosu zaten altını yukarı yönlü taşır. Altın hep olumsuz haber akışlarını sevmiştir. Bu şekilde de ilerleyecektir. Her şeyin hayırlısı diyelim. Genel görüntüler böyle. Benim fikrimi, öngörümü soracak olursanız herkesin anlayabileceği şekilde ifadem budur. Ve tavsiye niteliği kesinlikle taşımaz. Yapmış olduğum uyarılar sizi sıkmasın. Aramızda çok gerçek anlamda art niyetlilerin olduğunu biliyorum. O yüzden kur hakkına girmemek için ya da kimseyi yanlış yönde sevk etmemek için bu yaraları sürekli olarak yapıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.